Merhaba. Bu videomda sizlere Tok T10X akıllı cihazımı satın alma sürecinden ve yaptığım masraflardan bahsedeceğim. 27 Mart tarihinde çekilişe katıldım ve bunun için 60 bin lira gibi bir ön ödeme sağladım. Daha sonra 29 Mart'ta çekiliş gerçekleşti ve ben de kazanan asil listede 237. sıradaydım. Seçmiş olduğum konfigürasyon: Gemlik rengi, içi krem, uzun menzil, versiyon 2 cam tavan ve meridyen ses sistemi. Toplamda 1 milyon 290 bin liraydı. Ben kazandıktan sonra bir bekleme sürecine geçtim. Nisan ayında firmadan çok fazla bir bilgi alamadık süreçle ilgili. Daha sonra Mayıs'ın başlarında teslim tarihiyle ilgili bütün asil ve yedek kullanıcılara yedek kısmında çok emin değilim ama teslim tarihleriyle ilgili asil kazananlara mail gitti. Tahmini teslim alabileceğiniz tarihler şu aralık gibi. gibi. Daha sonra akabinde bir hafta sonra bana bir test sürüş randevu maili geldi. Test edebilirsiniz diye. Ben İstanbul 7 Mavi şubesinden aracımı giderek test ettim. Randevu oluşturup. Daha sonra bir beklemeye geçtim. Test randevusundan sonra yaklaşık 2 hafta mı 3 hafta mı ne geçmişti? Mayıs'ın başında gittim. 29 Mayıs'ta da TOK tarafından arandım. Zeyt Bey aracınız hazır. Ödeme adımına geçebiliriz diye. O sırada Trumor uygulaması üzerine galiba bir hata vardı. Bana müşteri temsilcim dedi ki ödemeyi nakit mi yapacaksınız ya da kredi mi kullanacaksınız? Ben de ödemeyi nakit yapacağımı ilettim ve tarafıma bir mail gönderdi. Mail içerisinde proforma faturam ve ödeme yapacağım banka hesap bilgileri yer alıyordu. Ben daha önce bir 60 bin lira ön ödeme yaptığım için kalan 1 milyon 230 bin lirayı bana göndermiş oldukları banka hesabına gönderdim. Daha sonra dekontumu da onlara ilettim. Ertesi gün gene temsilcim tarafından arandım. Zeyd Bey ödemeniz geldi. Şimdi sizlere bir mail daha göndereceğim. Orada istenilen evraklar ve vekaletname örneği yer alıyor diye. Ben vekaletname örneği ile birlikte notere gittim o örnekle birlikte bir vekalet verdim. Yaklaşık 550 lira gibi bir masrafı tuttu. Daha sonra proforma faturamla birlikte sigorta yaptırmak için farklı farklı firmalardan teklif aldım. Fakat Telegram üzerinde kurulmuş olan bir grupta arkadaşlar Turumor uygulaması üzerinden devam ettiğinde sigorta ve kasko poliçelerinin teklifini TOG'un anlaşmış olduğu sigortam yeri üzerinden teklif alabildiklerini ilettiler ve baktığımda aldıkları fiyat teklifi benim pazarda araştırdığım fiyat tekliflerine nazaran daha uygundu. Daha sonra temsilcimi aradım. Dedim böyle bir durum var. Ben uygulama üzerinden işlemlere devam edemediğim için manuel olarak devam ettiğimiz için ben sigorta ve kasko teklifini uygulama üzerinden alamıyorum. Daha sonra ilgili temsilci bana dedi ki sizi sigorta teklifi alabilmek için bir yere yönlendireceğim. Onlar size dönüş yapacak. Bana dönüş yaptı bir arkadaş. O da sigortam yeri çalışanıymış. Ben bu arada sigortamyeri.com'dan da teklif aldım fakat benim aldığım teklifler o arkadaşların aldığı gibi değildi. TOK doğa Sigorta ile bir anlaşma sağlamış. Sigortam yerinde sorgu aldığım zaman doğa Sigorta ile ilgili bir teklif çıkmıyordu. Bana ulaşan arkadaşa bu durumu izah ettim. Proforma üzerinde yer alan motor numarasıyla şasi numarasını istedi benden. WhatsApp üzerinden hem yazılı olarak hem de proformayı direkt göndererek kendisine ilettim. Bana bir fiyat teklifi çalışması yaptı. Sigorta için peşin ödeme yapabileceğimi, tek çekim olarak yapabileceğimi, kasko için de 9 taksitli bir poliçe çıktığını söyledi. Poliçelerin ikisi de tam istediğim gibi doğa sigorta üzerinden geldi. Sigorta için 5400 lira gibi bir ödeme yaptım tek çekim kredi kartımdan. Kasko için de Do, tok, doğa sigortayla anlaştığı için geniş kapsamlı bir kaskoydu. 9 taksitle birlikte kaskomun da ödemesini yaptım. Kaskoda e, İMM, ihtiyar mali mesuliyet e, kapsamı 2 milyon TL idi. da iki kere olmak kaydıyla toplamda 30-60 gün ikame araç seçeneği de vardı. Cam muafiyetlerim vardı, orijinal değişimi. Bütün e, servis bakımı, kaza, çarpma gibi durumlarda direkt TOK servisinden hizmet alacaktım. orijinal parça. Yani tam istediğim bir poliçeydi doğa sigorta. Geniş kapsamlı bir çalışma yapılmış. Tok'la anlaşılmış. 5400 lira gibi bir ödemeyi sigortaya 16250 lira gibi de kaskoya ödeme yaptım. Toplamda 21 bin küsür gibi bir rakam ediyor. Küsür artı da var. 550 lira da vekalete verdim. Toplamda 22 bin lira vekalet, sigorta kasko gibi bir ödeme gerçekleştirdim. Aracımın da toplam ödemesi 1 milyon 290 bin lira. Daha sonra ben özel plaka ayırtma işlemi yaptım. Bunun için bulunduğum ilçedeki trafik şubesine giderek istediğim plakayı söyledim. Ve onlar da benden e, bunu ayırtmam için bir bağış tutarı söylediler. O bağışı da vermiş oldukları hesaba yaptım ve plakamı ayırttım. Bu plaka tahakkuk fişimle daha sonra vermiş olduğum vekaletname örneğiyle. Akabinde sigorta, kasko poliçem, ikametgah bunu da E-Devlet'ten aldım ikametgahımı QR kodlu ve kimliğimin önlü arkalı fotoğrafıyla birlikte temsilcime mail attım. 30 Mayıs'ta ben bütün işlemleri tamamladım. Akabinde beklemeye geçtim. Birinci hafta geçti. Temsilcimi aradım. Tescil ve teslimat ile ilgili bilgi istedim fakat o sıra işlemlerin yoğun olduğunu, bundan kaynaklı teslimat tarihi ve tescil süresinin ne kadar sürebileceği bilgisini bana paylaşmadılar. İkinci hafta geçti. Keza gene aynı cevaplarla karşılaştım. Üçüncü haftaya girdiğimizde ben artık dedim bu işte bir iş var. Hani ne oluyor? Çünkü tescil bu kadar sürmemesi lazım. Faturam da kesilip gönderilmedi. Haftanın başına temsilcimi birçok kez aradım, mail attım, durumu izah ettim. Zeyd Bey endişelenecek bir şey yok. Sıranız geldiğinde ilgili birim tarafından aranacaksınız. Teslimat birimi tarafından ve arkadaşlarımız size bilgi verecek dedi. Bu süreçte işte Telegram grubunda benimle aynı durumu yaşayan birçok arkadaşım vardı. Ödemesini 3 hafta önce, 4 hafta önce, 2 hafta önce yapmış. Fakat ne faturası gelmiş, ne tescili sağlanmış, ne teslim alabilmiş. Daha sonra o hafta başında yavaş yavaş artık teslimatlarla ilgili aranmalar başladı. Artık bizim de endişemiz giderilmiş oldu. Ben 29 Mayıs tarihinde ödeme için arandım. Akabinde en son bir sonraki adım için 16 Haziran'da sabah E-Devlet'e girdiğimde baktım ki tescilim gerçekleşmiş. Benim aracım E-Devlet'te şahsıma düşmüş ve orada gördüm. Daha sonra biraz bekledim aranmayı fakat tarafıma gene aranma gelmeyince ben saat sabah 8.30 civarında gördüm E-Devlet'te. Biraz bekledim saat 11 12 kadar sonra temsilcimi tekrar aradım kendisine dedim ki aracım tescil olmuş. E, e devlette görebiliyorum. Hani faturam hala gelmedi. Faturamı da iletir misiniz diye. Faturamı da ilettiler. Daha sonra saat öğlen 2 gibi bir numara aradı beni. Seyit Bey ben e, e, şu kişi aracınız hazır. Eğer şu saate kadar buraya gelebilirsiniz aracınızı teslim edebilirim dedi. Ben de tamam dedim. Ben aracımı Bursa Gemlik'ten almayı tercih etmiştim. En başta da beni 24, 29 Mayıs'ta aradıklarında bunu belirttim. Ben Bursa'nın Gemlik ilçesinden aldım aracımı. Direkt üretim yerinden, fabrikadan. Saat 2'de arandım ve 4.30 gibi fabrikaya gittim. İçeriye girdim. Aracım hazırdı. Üstü bir bir kaplamayla kapalıydı. Aracım temiz bir şekildeydi. Jelatinleri, poşetleri hepsi üstündeydi. Oradaki arkadaş çok nazik güler yüzlü bir insandı. Sıcak bir karşılama ile karşılaştık. Hoşuma gitti. Daha önce beni arayan temsilciler de aynı şekildeydi. Hepsi sıcak ve sakindi. Ben yeri geldiğinde biraz sinirlendim ve öfkelendim sabırsızlığımdan kaynaklı fakat karşı taraf bunu çok güzel yumuşattı. Beni de memnun ettiler. Bu açıdan kendilerinden memnun kaldım. Aracımı 16 Haziran saat 4.30 gibi teslim aldım. Benim totalde yapmış olduğum araca, araca masraf ham masraf 1 milyon 290 bin lira. Kasko, sigorta ve vekaletname ile birlikte 22 küsür bin lira da onlara ma ücret ödedim. Toplamda ben bunlara 1 milyon 310 bin lira diyebilirim. Daha sonra evime bir şarj istasyonu için 22 kW'lık bir istasyon arayışına girdim ve Goe markasının şarj istasyonunu aldım ona da o zaman Euro kuruyla birlikte 760 euro ydu, yanlış hatırlamıyorsam 17 bin küsür lira bir ma maliyeti oldu ee, yanında çeviricisini falan da aldım 18500 e, diyebilirim maliyeti daha sonra evime tesisat kurdurmak için de e, mevcutta 220 vardı 380'e güç arttırımı yapmam gerekiyordu 22 kilovatla şarj edebilmek için Orada da bir tesisat e, güçlendirmesi yaptık. Kablolama, sigorta, harici olarak işte proje çizimi e, vesaire tüm masraflarda orada yaklaşık totalde 10 bin lira tuttu. İstasyonda 18 bin lira, yuvarlak hesap 30 bin lira da bunlara katıyorum. 1 milyon 310 bin lira dedik. 30 bin lira da bu 1 milyon 340 bin lira. Hadi bunu da 10 bin lirayı da tam yuvarlayalım. 1 milyon 350 bin lira gibi bu aracı ben almış oldum. Sigortası, kaskosu, vekaleti, plaka tescili, şarj istasyonu, ondan sonracığıma eve kurdurduğum tesisatı ve aracın ücreti. Ee, i̇nternette çok fazla saçma bilgiler var. Arkadaşlar karalamak için bunu yapıyorlar. Yok sigortası 15.000, kaskosu 40 bin. Ben bizzat yaptığım masrafları kalem kalem sizlere bu videomda anlatmak istedim. Piyasada dolaşan gereksiz bu tarz fiyatlara aldırış etmeyin. Benim aracım arkadan etişli. 4x4 değil. O yüzden bunun MTV'si 6 aylık 3200 lira. Yıllık 6400 lira. İnternette bununla da ilgili çok yanlış haber yaptılar. Yok 15 bin lira yok 20 bin lira. O 4x4'ün belki motorlu taşıt vergisi olabilir. O konuda tam bilgi sahibi değilim ama benim aracımın motorlu taşıt vergisi 6 aylık 3200 lira. Senede de 6400 lira. Yanlış bilgilere çabuk kanıp onlara inanmayın, araştırın. Bir kullanıcı olarak, bir deneyim sahibi olarak yaşamış olduğum hem süreç hakkında hem de ödediğim fiyatlar hakkında bu videomda sizleri bilgilendirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.